Encer Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Mert. Mert ben de. Lütfen buyurun. Çay önceden gelmiş. Çayı ben getirdim. İş görüşmelerimizi çay ücretsiz. Aa, gerçekten. Tabii ki. Çok sağ olun. İki gündür de bir şey yemedim. O konu hakkında... Evet buyurun, ben sorularınızı bekliyorum. Şimdi nasıl bir iş bu, ne yapıyorsunuz? Mert Bey, bizim aradığımız eleman çok komplike birisi. Biz şu anda prodüksiyon firması kurmaya çalışıyoruz ve videolarımıza yardımcı olacak birisi gerekiyor. Ben firmanın kurucusuyum. Adım Sencer. Reklamcılıkla ilgileniyorum. Dijital pazarlama ve reklamcılık üzerine, pazarlama üzerine kendimi geliştirdim. Sizden beklentimiz de herhangi bir ücret almadan, tamamen müşterilerimizden gelecek olan ücreti paylaşacak şekilde video editi, kurgu, prodüksiyon, işte ses miksajı gibi konularda yardımcı olabilmeniz. Yani bu konulara ne kadar hakimsiniz acaba diye. Ya şöyle, şimdi ben İstanbul Üniversitesi'nde radyo, televizyon, sinema okudum. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Evet. 4 sene boyunca okudum. Tarkovski biliyorum. Şeyler falan var. Stalker. Ama Stalker sizin sektörde tabii başka, sosyal medyada. Bizim sektörde Stalker film. Uzun, 3 saatlik film. Çok izlettiler bizi onlardan. Nuri Bilge falan var, onu biliyorsunuz. Tabii onu tanırım, onu, kendisini. Evet, şey. Arayayım mı kendisini? Şu an değil. Şu an Nuri Bilge ile konuşacak. Yok, Google'dan konuşacak kadar enerjim yok. Google'dan arayayım onu. Yüzünü dahi görmek istemiyorum. Anladım. 4 sene boyunca. Ya şöyle, bazen mesela 2-3 filmini birden izliyorduk ve ben o kadar geriliyordum ki hani böyle 3 saat boyunca pembe bir şekere bakıp, hani onun ciddiyetsizliğine bakıp anca toparlayabiliyordum. Başka türlü olmuyordu. Ama yine de öğrettiler. Yani video edit bilirim. Kamera bilirim. Onun haricinde fotoğraf, bütün kompozisyonlar çalıştık. Yani bir düğün çekmedik. Onu da çekecektik az kalsın. Yani akademisyen evleniyordu bir tane. Ha, film okul olarak değil, bayağı düğün olarak düğün çekiyordunuz. Düğün çekimi. Düğün vardı. Bizim de kameramız vardı. Dedik bunlar niye aynı noktada olmasın? Aynı mekanda zaten olursa. Zaten düğünlerde kamera olur diye düşünüyorum. Evet. Hakim değilim zaten, sinema okudum. Doğru, özür dilerim. Ben yanlış... Doğru, Mert Topuz, doğru. Siz radyo televizyon mezunuz, pardon. Evet. İşine radyo televizyon. Evet. Radyo vergi televizyon. Algı işler için sonra hakim bakarız. Bu arada biz herhangi bir vergi vermiyoruz şu anda. Çünkü firmamızın daha herhangi bir şey numarası yok. Vergi levhası veya numarası yok. Zaten iş de yapmıyoruz. Daha evet, herhangi bir işimiz yok. Daha evet, görüşmelere başladık. Evet. Yeni kurulan bir firmayız. Evet. Sektörde atılımcı mısınız peki? Sektörde atılımcı olmak, aile gibi olmak çok önemli. Genelde... Aile gibiyiz. Aile olamadık, evet, ama atılımcı değiliz. Aile. Girişimciyiz. Sizin kayınçonuz olmayı çok isterdim. Keşke ben de kayınçomuz olmanı, evet ben isterdim, bilmiyorum. Evet. İstermedim, emin olamadım şu anda ama evet, yazın kayınçom olmasını isterdi. Kayınçom olmasını isterdi, evet. Olarak aldım, evet. Bunu da puan olarak yazıyorum. Çayı hükürdeterek içiyor. Neyse ki ofis ortamında çalışmayacağız. Individual şekilde herkes evinde çalışıyor. Bu arada araya İngilizce kelimeler koyuyorum ki İngilizce bildiğim anlaşılsın. Evet. English. Bravo. Bravo. Evet. İngilizceniz var anladığım kadarıyla. Yes. Çok güzel. Bu noktadan sonra can we speak after that while English or... Tamam, teşekkür Let's ederim. Let's talk about English. Let's talk about English. How do you think what about is... English? I love English. I love English. I think I love English. What do you think English... grammar structure. I don't think about it. And I won't about it anyway because I don't like grammar. I just love English. You don't like etymology? Etymology. Bu evet, İngilizcesi aksandı. Mert Bey, yeterliliklerinizden bahsedelim. Neler yapabiliyorsunuz? Ve her işi yaparım. Yani video edit, grafik tasarım, mobil tasarım, reels hazırlarım, TikTok çekerim, fotoğraf çekerim, düğün çekerim, portre çekerim, vesikalık çekerim, vesikalık bastırırım, vesikalık çektiğim vesikalık cüzdanımda bile taşırım. Ben şu an derece... Örnek varsa görebilir miyim acaba cüzdanınızda? Cüzdan şurada bir tane. Bakın şöyle uzatayım. Sonra evet, gayet siz güzel neler yapabildiğimi, After Effect'te neler yapabildiğimi göreceksiniz. Gayet çok güzel bir vesikalık. Rica ederim. After Effect. After Effect biliyorsunuz. Tabii. Premiere biliyor musunuz? Efektten sonrasını da bilirim. İngilizce şaka. Evet, şakalarınız evet, da var. Evet. Ofis ortamında eğlenceli bir ofis ortamı olacak. Evet. After Effect biliyor ne ve... Ne demiştiniz başka?
Ben başka çok bir şey söylemedim premium aslında. Premium mu dediniz? Premier. Pardon. Ben de çok hakim değilim prodüksiyon kısmına. Siz evet. Premier biliyor musunuz? Premier duydum. Duydunuz. Kulağıma geliyor. Premier'i duymuş. Evet. Ben daha çok Michelangelo Da Vinci kullanıyorum. Da Vinci'yi kullanıyor. Evet. Yani kullanıyorum derken hani duygularına kullanıp zarar veriyorum ama atıyorum kısmında. Anladım. Tabii mesela rengini solduruyorum böyle hani. Ya yani biz firmamızda biraz kalıcı bir eleman arıyoruz. Yani öyle kullanıp evet. Atılmak bizim sizi değil Da Vinci. Zaten Da Vinci de kullanılıp atıldı. Sanat tarihine baktığınız zaman. Yani tabii değeri bilinmeyen sanatçılardan. Rönesans'ı buldu. Rönesans'ı icat eden adam. Rönesans'ı icat etti. Sonra yok patentini alamadı. Rönesans'ın bir icat olduğunu da sizle beraber öğrenmiş oluyorum. Rönesans tabii. Bir icattır. Artık metalar dünyasındayız Sencer Bey. Metaverse dünyası. Mert Bey siz bir firma kurmayı düşündünüz mü acaba? Biz yani... Ben düşündüm. Ben sinema okuduğum için bir taksi durağı kurmayı düşündüm. Ama kuramadım. Akasya durağı gibi. Yani o anlamda. Ya şöyle şimdi yani, sinemacıların işsiz kalıp taksicilik yaptığına bir gönderme yapmak istedim ama hani şunu da düşündüm. Film çeksem, yönetmen olsam, bir uzun metraj çeksem, zengin olsam taksi durağı kurarım ve sinema okuyup taksici olan en büyük kişi olurum. Hani taksi durağım var. Hiçbir yönetmenin taksi durağı yoktur. Mesela Nuri Bilge'nin taksi durağı var mı? Sanmam. Tabii yok. Tabii. Doğru söylüyorsun. Vizyonunuz gerçekten çok başka. Yani ya şöyle azıcık söyleyeyim. Parlıyor kafanız. Şöyle söyleyeyim. Ben Nuri Bilge'ye tarla da kiraladım. Tarla çünkü, kiraladınız. Çünkü hep oralarda çekiyor. Bayağı her işte varsınız ya. Sinema sektörünün en içindeyim. Peki şunu söylüyor musunuz? Gelecek olan müşterilerimizin herhangi bir talebi olduğu zaman vereceğiniz cevap ne olur? Hallederiz. Gayet net bir şekilde. Sıkıntı yok. Bu bizim mottomuz. Çünkü biz halletmek üzerine bu firmayı kurduk. Hallederiz. Yani yapamayacağımız herhangi bir iş görünsün istemiyoruz. Ya şimdi Sencer Bey, ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi Da Vinci dediğiniz programda 7 ayrı segmentte çalışabiliyorsunuz. Renk, ses miksajı, onun haricinde edit ve onun haricinde farklı sekanslar kurarak da aynı proje içerisinde birçok projeyi yürütebiliyorsunuz. Bu büyük bir özgürlük. Tabii ki de maliyet açısından hem zaman hem de yani eğer düşük ölçekli biriyseniz bilgisayarınızı çok kasar. Da Vinci biraz yavaş çalışır ki normalde de öyledir. 8 sene de yaptım Mona Lisa'yı. Yavaş çalışır Da Vinci, hala aynı devam ediyor. Çok yavaş çalışıyor kesinlikle. Çok yavaş çalışır ama bilgisayarlarınız sizin iyi ise bana 1 GB RAM, 1 GB RAM var mı? 1 GB RAM yani tam şu an yanımda yok. Yani bilgisayarınızda var ama. Bilgisayarımda vardır. Hatta 4 GB RAM var bilgisayarımda. Tam bana 250 MB RAM kurtarır. 250 MB RAM'de ben uzun metraj film kurguladım. Benim bilgisayarımı kullanmanızı çok istemem. Ama evet. Tabii ki ya bunu konuşuruz. Evet. Ama aile gibiydik. Yani ben abimden işte bilgisayar isteyince veriyor. İşte bakın aile değiliz. Veriyor. Aile değiliz. Aile gibiyiz. Bu aradaki farkı gösteriyor bizde. Evet. Yani biz daha aile olamadık. Birkaç kişiye daha ihtiyacımız var. Evet. Bir şey dünürler görüşecek. Dünürler görüşecek. İş ilanı nereden gördünüz acaba? Ben geçiyordum uğradım. Her yere soruyorum. Geldim. Anladım. Çünkü bizim iş ilanımızın spesifik bir adlandırması vardı. Biz patron arıyoruz. Adı altında iş ilanımızı verdik. Aslında hem patron arıyoruz hem işte seks miksajı. Şimdi Sencer'cim şöyle. Seks miksajı diyecektim özür dilerim. Ses miksajı da arıyoruz. Aynı zamanda bir çaycı da arıyoruz ama şu anda anlattığınız kadarıyla siz daha çok patron olmaya uygunsunuz bizim şirketimizde. Yani, beni işe almak ister misiniz kendim getirdim diye bir soru sorsam. Evet. Ne dersiniz? Sizi işe al... O zaman benim de size bazı sorularım olacak. Tabii ki o zaman ben size şunu teslim edeyim. Şöyle tabii. Bir kaydı ara verelim 30 dakika oldu.